Nereden bir misafirimiz var. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal sizinle ve bizimle birlikte. Memleket idare ediliyor mu? İyi idare ediliyor mu? AK Parti gitse, ötekiler gelse daha iyi olur mu? İşte bu sorulara yanıt arıyoruz. Mahir Bey günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. İlk mesajı okumak istiyorum izninizle. Cep telefonlarınızla mesaj göndererek yattığınız yerden bile bu programa katılıp görüşlerinizi ifade edebilirsiniz. Küçük harflerle ve bitişik. Erkan yaz, boşluk bırak, görüşünü yaz, 3969'a mesajı gönder. Mahir Bey, Antalya'dan Gürsel Baytu, memleket iyi idare ediliyor mu sorusunu Zonguldak'tan gelen amca cevapladı sabah. Vatandaşı bu hale düşürenler utansın demiş. Ne diyorsunuz efendim? Şimdi amcayla sabahleyin ilgilendik. Zaten bizim en temel özelliğimiz milletle bir ve beraber olmamız, milletin derdiyle dertlenmemiz. Dolayısıyla az önce de amcayla konuştum. Birazdan kendisiyle meclise geçeceğiz beraber. Mecliste ağırlayacağım onu ve sıkıntısını dinleyeceğiz. Bizim teşkilatlarımız, milletvekillerimiz her zaman millete efendilik yoktur, millete hizmet vardır şiarını 10 yıldan beri yerleştirdiğimiz için bu millet bize %50 oy veriyor zaten. Böyle çok ağır konuştunuz. Biz efendi değiliz, hizmetkarız, biz hizmetkarız kardeşim. Biz hizmetkarız. Bu manşet olur şimdi, tutacağız mı? Biz efendi değiliz, hizmetkarız ve bunu 10 yıldır yapıyoruz. Bizim asli görevimiz bu. Hem dini olarak, hem ahlaki olarak, hem insani olarak asli görevimiz. Çünkü millet bize vekaleti ve emaneti verirken kendisine hizmet etmemiz için, kendisine efendilik taslamamız için değil, hizmet etmemiz için veriyor. Biz de gücümüz yettiğince bu hizmeti yürütmeye çalışıyoruz. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Cumhuriyet 2002'de kurulmadı. Cumhuriyet 1923'te kuruldu. Biz 10 yıldan beri 1923'ten 2002'ye kadar ki ne kadar ihmal, kriz, sorun, dert, sıkıntı, ihmal edilmişlik varsa hepsiyle hamdolsun başa çıkmaya çalışıyoruz ve bu konuda büyük yol aldık. Bak Adıyaman'dan gelen amca evet, çok güzel söyledi. Dedi ki Allah razı olsun, her türlü derdimizle ilgileniyorlar, çiftçiyle de ilgileniyorlar, memurla da ilgileniyorlar. Türkiye'nin kaynaklarını en iyi şekilde kullanıp her yere yetişmeye çalışıyor. Onu eleştirmiş. Sizi candan kutluyorum o yaşlı vatandaşımıza gösterdiğiniz ilgi ve hürmet için. Ama maalesef çiftçinin durumu bu Adıyamanlı adamın anlattığı gibi değil. O partili herhalde demiş. Erdal Eğin isim de vermiş. Ne diyorsunuz? Şimdi özellikle son 10 yılda tarım politikalarında bizim çiftçimize verdiğimiz destekler kalem kalem, mazot desteğinden gübre desteğine varıncaya kadar çok geniş bir alanda sübvanse ediyoruz, destekliyoruz. Özellikle çiftçimizin modern tarıma geçmesi, evet, ve kendi arazisini daha etkin, daha verimli kullanması için Tarım Bakanlığımızın destekleri saydı dışarıdaki vatandaş. Zaten vatandaşın sayması önemli. Bizim saymamızdan ziyade doğrudur. O icraatın bizzat kendisine değdiği kişinin bunu ifade etmesi önemli. Demiş ki Abdullah Demir Antalya AK Parti zamanında en fazla adliye, cezaevi ve icra dairesi yaptılar. Görmüyor musunuz? Sokaklarda cinayetler işleniyor. Bu eleştiriye katılıyor musunuz? Onlar da hizmet yerleri yani bizim, adliye. Evet, bizim bu kadar konusunda, adliye konusunda hassasız neden? Çünkü geç kalmış adalet, adalet değildir. O yüzden vatandaşımız herhangi bir konuda mahkemeye başvurduğunda hakimimizin, yargıcımızın hızlı bir şekilde karar verebilmesi için çalışma ortamının ve bilgiye hızlı ulaşmasının çok büyük önemi var. Evet. Dolayısıyla bugün bizim adliyelerimiz online olarak belli bir proje çerçevesinde birbirine bağlıdır. Ve mesela eskiden ne oluyordu? Hakim diyordu ki işte nüfus bilgilerinin talebi ve bu talepten sonra da davanın 3 ay sonra görülmesi diyordu, dosyayı erteliyordu. Şimdi artık girdiği zaman bilgisayardan kişiyle ilgili bütün dokümanı önünde görüyor, buluyor zaten. İlk defa ben de bu dönemde böyle bir eleştiriye muhatap oldum. Tabii muhalifleriniz bunu dillendiriyorlar. Şimdi yani hizmet yaptığınız için eleştirmiş oluyorlar siz yani. Biz, icra dairesi açtınız, çok, adliye açtınız biz diye. Biz çok ciddi bir kara propagandayla karşı karşıyayız. Ama bunun da sonuç vermeyeceğini ve hangi felsefeyle işleyen bir kara propaganda? Bu kara propagandanın niteliği şu, işte 4+4'te diyor ki dün Sayın Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız, Milli Eğitim Bakanımız kızlarımızın
okula kazandırılmasıyla ilgili yeni bir projenin kampanyasını başlatıyor ve bizim dönemimizde kız çocuklarımızın okullaşma oranlarında yüzlere yaklaşan bir gelişme oluyor ve bakıyorsunuz diyor ki kız çocuklarını eve kapatacaklar. Cumhuriyet tarihinde kız çocuklarının okullaşma oranı en yüksek olduğu dönem